Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor. Sadece sistem eleştirileri değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3 yılda ekonomik maliyeti de tartışılıyor. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Bu sözlerin ardından 24 Haziran 2018'de sandık başına gitti Türkiye. Yaklaşık 3 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tanışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği o yetkiyi aldı ama ekonomide vaat edilenler hayata geçirilemedi. Ne diyorlardı? Türkiye şahlanacak ve uçacak diyordu. Erdoğan öyle diyordu. Oyu bana verin, Türkiye şahlanacak ve uçacak. Ne şahlandı? Dolar. Ne uçtu? Fiyatlar uçtu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin Türkiye'ye maliyeti ağır oldu. 24 Haziran 2018'de 4 lira 60 kuruş seviyesinde seyreden dolar kuru aradan geçen 3 yıl 3 aylık süreçte 9 liraya kadar yaklaştı. 2018'de 5 lira 41 kuruş seviyelerindeki euro ise 10 lirayı aştı. Dolar 8 lirayı geçmiş, euro 10 liraya yürüyor. Bu tabloya bakınca senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan? Kurlardaki ani yükselişin yanı sıra 2018'de %15.39 olan enflasyon %19.25'e çıktı. Faiz ise %18'e ulaştı. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 40 milyar dolar. Sorduk, 128 milyar doları kime sattınız? Kim aldı mı? Hangi kur üzerinden aldı? Bunun cevabı hala yok. Efendim para var Merkez Bankası. E doğru, para var. Ama o para Merkez Bankası'nın değil ki. Borç para. Hala bunu satmaya çalışıyorlar. Paramız var diye. Pandemiyle birlikte Türkiye ekonomisi son 1,5 yılda daha da derinden etkilendi. Pandemide doğrudan destek vermek yerine krediye yönlendirilirken vatandaşın 2018'de 514 milyar lira olan kredi ve kredi kartı borcu 908 milyar liraya çıktı. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Borçlar artarken milli gelir 67 milyar dolar eridi. Vatandaşın payına düşen gelir 303 dolar daha azaldı. Bankada dolarları olanlar 2 haftada 151 milyar lira para kazandılar oturdukları yerde. Kim ödüyor bunu? Sizler ödüyorsunuz. Çiftçiler ödüyor. Esnaf ödüyor. Hepimiz beraber 2 haftada 151 milyar lira para ödeyeceğiz. Türk lirasının bu kadar değersiz, bu kadar güvensiz olduğu hiç aklınıza gelir miydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sistemine devam dese de seçim öncesi verilen sözler yerine getirilmedi. 3600 ek göstergenin yanı sıra emeklilikte yaşa takılanların hayalleri de suya düştü.